Yasemin demiş ki haftanın olay Arda Turan'ın 9 yıl sonra Galatasaray formasıyla gol atması. Haftanın golü Konyasporlu sporlu Yevtoviç'in golü. Haftanın takımı Yeni Malatya Spor. Haftanın hakemi Cüneyt Çakır. Haftanın oyuncusu Çadli yorumunu yapmış Yasemin, Yasemin Hanım. Yasemin Hanım'ı kutluyorum. Benim 5 tane tahminen birini bildi. Birini bildi. Ben, Acaba hangisini bildi? Şu ana kadar gazetede baktığımda hiçbirinde yoktu. Birini bildi. Hayır. O tek tahmin yaptı ya. Arda Turan'ın gol atması o zaman hemen şöyle bir yapalım. Bir tanesini buldu yani. Arda Turan'ın 9 olayı yıl senin sonra gol atması tur... ve o golü de çok tartışılan. Belanda'nın pasını atması. Sağda 3 tartışılan adam var. Belanda, Fegül'ü Arda. Oynasın oynamasın. Evet. Haftanın olayı Arda'nın o psikolojisinden atmasıdır bence de. Sabah gazetesinin 20. sayfasını ekranlara getirelim Arda demişken takımı bir arada tutacaksın başlığı atılmış. Orada e, Arda'ya da vurgu yapılmış. Deneyimli futbolcu kaptanlık bandını geri alırken Fatih Terim'in de Florya'da yeni sağ kolu oldu. Yerli yabancı oyuncular arasında köprü kurması beklenen Arda Turan kısa sürede bunu başarıp herkesin gönlünü kazandı ki e, bunu futbolcuların yaptığı açıklamalardan da görüyoruz. Yerli Bunun oyuncular ne Taylan Ya yani Hasan haber geldi. Arda'ya hoca ve arkadaşlar diyorlar ki takım bir arada tutacaksın. Evet. Bir kelimelik başlık. Ne atardın? Bence güzel bir başlık. Sen ne atardın? Çimento derdim. Ama orada Arda'nın ismine vurgu yapılmış. Tabii. Ben çimento derdim. Arda Galsay'ın çimentosu. Güzel. Daha çok okutur ayrıca. Öbür türlü şimdi bu A'nı ye kırmızı, R'ni böyle diye. Yok <laughs> Yo, bak bakar bakmaz anlıyorsun. Yok yok. Başlangıç ben... ve sonda olduğu zaman bu tür kelime oyunları daha kolay anlaşılıyor... Oysa ben herhalde anlıyorsun anlamıyorsun o da güzel ama bence e, Arda'yı terim eğer bu dedikleri gibiyse takımın çimentosu olarak görüyor ya. Hepsini biraz da tutacak olan şey çimento duruyor. Arda bunu layıkıyla like yerine getirebiliyor mu şu ana kadar 8. Şu ana 8. Kadar, 8. kadar kaydıyla şu ana kadar. Evet, bundan sonra. Ben bugün böyle dediğimi yarın tersini söylemem. söylemem. Şu ana kadar getiriyor. Arda'nın dönüş serüvenini de Mehmet Özcan sayfada özel haberinde paylaşmış okuyucularla. haftada 4 gün tesiste kaldı diyor. Kulüpsüz kaldığı 7 aylık periyotta bireysel çalışmalarını aksatmadı ve Atletico Madrid'deki kilosuna kavuştu. Florya'daki yeni sezon hazırlıklarında en çok çalışan isimdi diyor. İkinci olaraksa tüm takım ona saygı duyuyor demiş Mehmet Özcan yazısında haberinde. Altyapıdan çıkan Emin Bayram'dan takımın en kariyerli ismi Falcao'ya kadar herkesin sevgisini ve saygısını kazandı. Herkes sohbet toplantısında üçüncü madde olarak yazılmış. Kamplarda yenen yemeklerin ardından odalara çekilmeyen yerli yabancı futbolcular Arda'nın yanında sohbetlere katılıp birbiriyle kaynaştı. Deneyimli oyuncu hem Galatasaray'la ilgili ee, anılarını anlattı. Hem de takımı birbirine kenetledi Şimdi demiş. Sabah bir yürüye. şey daha Hı? ekleyeyim hemen. Ee, sen bunun üzerine yorumunu yap Turgay abi. Ee, özellikle son dönemlerde biz Galatasaray'da bir lider oyuncu göremiyorduk ki lider oyuncuyu çok seven bir takım yapısı vardır Galatasaray'ın. Evet. Ee, Arda artık içeride ve dışarıda o lider oyuncu benim diyor. Bak bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Foto maçtan, fanatikten, sabahtan, üretten, milliyetten bak. Bugün Galatasaray ile ilgili tek olumsuz haber yok. Evet. Geçen hafta da Fenerbahçe ile ilgili yok. Evet. Niye? Çünkü geçen hafta Fenerbahçe kazanmıştı. Evet. Gelecek hafta Galatasaray kaybetsin. Ya bu kadar, bu yanlış. Işte. Yani her şey süt Arda Çimento, Terim öyle, Melo böyle, Fatih Terim öyle bilmem ne. Ya bizim 40 yıldır yaptığımız hata bu. Kardeşim, Galatasaray, Sivas'ta, Adam penaltı varsa maç gitmişti bambaşkaydı manşetler. Hı hı. Yani Galatasaray'ın oyunu tutamadığını anlatan kimse yok mu bugün? Yok. 2 -0'dan, ben anlatırsın. 2 puan verecekti. 2-0'dan. Şimdi haftaya geçen hafta aç manşetleri Fenerbahçe. Muhteşem. Hepsi. Bir tek olumsuz haber yok. Liderlik hı hı. Emre Belezoğlu, Volkan Ballı biz de öyle. Tamam mı? Yani aslanlar, kaplanlar, canavarlar bugün hepsi yerle bir. Baba hangi futbolcu buna uyum sağlayabilir ya? Hangi psikoloji dayanır buna? Hangi psikoloji? Galatasaray Sivas'ı yendi alt tarafı ya. Hani Fenerbahçe'de geçen adam. hafta... ...üst üste üçüncü galibiyetini aldı alt tarafı. Nedir yani 16 transfer? Uzun birlik maratonunda mağlubiyetler var, galibiyetler var. Bize düşen, analiz özellikle analiz yapanlara düşen... ...o haftanın esiri olmadan bakabilmektir. Ben Galatasaray'a öyle bakıyorum, Falkağ sorunu çözmeden... Belanda sorunu çözmeden Galatasaray'dan bir şey olmaz. Bak bugün söylüyorum. Galatasaray, Belanda, Falka sorununu çözmeden yarın öbür gün tekrar karışacak duruma gelirse sıkıntı olur. Bunu, bunlar hepsi pansuman çözecek. Fenerbahçe, Erol bulup bu kanal saplansından vazgeçmeden rakibe göre 11, rakibe göre taktik belirlemeden her hafta inişe çıkışta olur. Bir hafta kazanır, bir hafta kaybeder. Bir hafta göklerde, bir hafta yerde. O da kendini kaybeder yani. Onun da aklı başından gider. Dolayısıyla işin temel sorunlarına takım kazandım bizde ne sorun kalıyor ne bir şey. E skor odaklıyız. Yani milletçe sadece medya olarak değil. Türkiye'de abartılı futbol, skor odaklıyız evet. ama abartılı skor odaklıyız. Yani Birden beri bir Sivas galibiyeti. Galatasaray'da ne? Abdurrahim Albaref birden beri röportaj vermeye başladı. Ekran karşısına çıktı işte. Yok biz Erzurum'da ligi açtık. Niye? Ondan önce lig yok muydu? Kapalı mıydı ondan önce Sorunları vardı Galatasaray'ın içinde. E hala sen var onu içinde. söylüyorum. Sence Yarın, hala var. Var tabii ki ya. Ya Belanda sorundur. Bunu sen kafanı kuma gömersin. Belanda da bir gol atar seni tutar. Belanda öbür hafta seni yarı yolda bırakır. Bu böyle. Erol Hoca gene temel bir sorun. Tiyam'la Valencia'nın vasıflarının Fenerbahçe'ye yetmediğini gör bir defa. Gör bunu gör. Bu gerçeğe göre hareket et. Kiyam'ın da oynayacağı maçlar vardır Valencia'nın da ama Valencia bal yapmayan arı geri gelmesi ileri gitmesi sadece Fenerbahçe oynamasına yetmez. Fenerbahçe becerikli oyuncuların bir arada olduğu takımdır. Basıklı oyuncular. Bu gerçekleri görmezse ben Erol Hoca kazansa da ben bu ben Valencia gol attığı gün bunu söyledim. Hatta sen düzelttin. dedim ki yani gol yok bugün gol attı. Ya aslan olur dedim bir tane vurdu gol oldu. Kaç haftada kaç gol önemli değil. Mesela Larin gol atıyordu Şu anda bak performansa belki birçok forvetten daha iyi. ya izlerken bana golcü havası vermiyor. Larin mi? Evet. İzlerken bana Allah'larını Beşiktaş'tan çıkar Turgay abi sana o havayı verse de vermese de. <laughs> Geçen sene ben sana bunu söylesem derdin ki işte Bura çıkar Beşiktaş'ta orta bir şey bak Bura çıkar. Nelerim var? Larin de çıkar güven gelir. O da çıkar. Ne bileyim başkası. Valla güven gelir mi bilmiyorum Larin'i çıkarınca. Şunu söylüyorum bu takımların formaları zaten büyük. Bu takımlarda Hı -hı. belli şeyler kendinden oluyor zaten. Ya yani ne diyorum ruhen ve e, ku, sanki kozmetik kozmetik şey e, kozmonun bir kuralı gibi Yüzde yetmişine rakip sağda oynuyorsun. Rakip de buna hazır. Bu şartlarda ben Larin'e bakıyorum hani adamın Boş kaleye gol kaçırmasına şaşırmam. Bu arada 30 metreden vurup gol atmasına da şaşırmam. Böyle golcü olmaz. Standart olur. Peki bire birebir futbol etiketine haftanın enlerine dair yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Sizce haftanın futbolcusu, haftanın teknik direktörü, haftanın takımı haftanın olayı neler bizlere yazın. Bu arada dün Şenol Hoca'nın açıklamaları vardı Turgay abi. Evet. Açıklamaları sen de dinlemişsindir. Ee, Şenol Hoca'yı en iyi tanıyanlardan biri olarak sana da sormak istiyorum. Şimdi Fotomaç Gazetesi'nin 9. sayfasını ekranlara bir getirelim. Kapımız herkese açık başlığı atmış Fotomaç Gazetesi. Şenol Hoca'nın sözlerinden öne çıkan cümle olarak kapımız herkese açığı seçmiş. Şenol Güneş'in futbolculara mesajı çok netti diyor. Canar ve Cenk uzun zaman sonra tekrar bizimle. Arda Turan Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri. Bu sorumluları taşıyacak Durumdaysa kapıyı kapatmayız ifadelerini kullandı. Şimdi bu manşet üzerinden kapımız herkese açık konusunu konuşalım istiyorum. E, Turgay abi, e, Caner'in tekrar milli takıma dönmesi, Cenk'in milli takıma dönmesi. Caner hocasına teşekkür etti şu ifadeleri kullandı.